sorulur, yürürken de söyleriz. Affedersin. Affedersin. Artık yarışa başlayabilirsiniz. Yalnızca bir uyum sorunumuz var efendim. Özür dilerim Sam. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Yalnızca adımlarını ritme göre atman gerekiyor Dillis. Dikkatini verebileceğin bir şey söyle. Yani tekerleme gibi, tamam mı? Şuna ne dersin? Count Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. En azından denemeye değer. Count Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. İşte böyle Count Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Count Price Market'ine gelin, keyifli... Üç ayaklı yarış gerçekten zormuş. Sanırım artık dinlenebiliriz, biz kazanıyoruz. Ve kazanmaya devam etmek için ne yapacağımızı buldum. Beni izle. Hey, sen ne yapıyorsun? Demek sonunda pes ettin Norman. Hayır, sadece önden başlamanıza izin veriyorum. Hadi Elvis, bu taraftan gidelim. İtmeyi kes artık James. Asıl sen beni itiyorsun, iten sensin. Hayır sensin, sen beni itiyorsun. Hayır sen itiyorsun. Ay, dur. İşte ve annemle sen de metrelerce gerimizde kaldı. Ama buna hile yapmak denir. Sana söylemiştim, hiçbir şey bu yarışı kazanmama engel olamayacak. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin. Hey, biraz yavaş ol. Ama işaret bu tarafı gösteriyordu. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin, keyifli. Annenin metrelerce gerimizde olduğunu söylemiştin. Hadi, kestirme bir yol biliyorum. Hey, hile yapman hiç hoşuma gitmiyor Norman. Ama ben buna zafer diyorum, hadi gel. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin, keyif... Evet, Norman da mendi ortalıkta görünmüyor. Dinlenebiliriz değil mi? Çünkü bir adım daha atamayacağım. Tamam. Burada biraz dinlenebiliriz Dillis. Hey, sizin önümüzde olduğunuzu sanıyordum. Biz de öyle. Ama işaretlerden biri yanlış yöne gitmemize neden oldu. Garip. Ama biz bunu fark etmedik. Özür dilerim Sam. Yine sonuncu olduk. Yarış daha sona ermedi Dillis. Neler olacağını kim bilebilir? Sadece kuşmuş. Merhaba. Merhaba. Kim var orada? Sakın korkma Trevor. Çamura saplandım. Bataklıkta mahsur kaldım. İmdat! 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 Merhaba tatlım. Hala Lion'dan haber yok mu? Sorun yalnızca Lion değil Charlie. Okul otobüsü ormana yaptığı gezisinden henüz geri dönmedi. Ama şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Okul otobüsü yolda kaybolmuş. Çocuklar da içinde. Trevor Evans ve Pontypandy çocukları okul gezilerinden hala dönmemişler. Hemen harekete geçin. Belki de Tam Tamus'a haber vermeliyiz efendim. Ben de tam bunu söylemek üzereydim Sam. Jüpiter'den Tam Tamus'a. Dinlemedeyim Sam. Eğer helikopterdeysen Tom, Trevor Evans'ın otobüsünü havadan göz atabilir misin? Anlaşıldı Sam. Tam Thomas'tan itfaiyeci Sam'e cevap versem. Seni gayet iyi duyuyorum Tom. Otobüsün yerini belirledim Sam. Vadi geçidinin biraz yukarısında. Görünüşe göre Trevor yolundan çıkmış ve çamura saplanmış. Aşağıdaki arazi balçıkla kaplı. Sağ ol Tom. O tarafa gidiyoruz. Umarım herkes otobüsün içindedir Elvis. İnsan burada kolayca kaybolabilir. Evet.
Beni böyle bir günde orada dolaşırken göremezsin Sam. Hele gece asla. Bu ses şeyden geliyor. Tom'un helikopterinden. Evet, buradayım. Buradayım. Yardım edin. Ya benim kaybolduğumu fark etmedi bile. Norman. Garip sesleri çıkaran sen misin? Hepiniz iyi misiniz? Sam. Ama şimdi daire çizip duruyoruz Norman. Çünkü yalnızca bir küreğim var. Midem gerçekten çok bulanıyor. Bana kalırsa telefonla yardım çağırsan iyi olur. Telefonla mı? Ama arayamam ki. Cep telefonu bir yanıma almadı. O zaman el salla. İmdat! 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 Birimizi kurtarın. Kaya çıkarsın. Tamamdır. Hemen sizi kurtarmaya geliyorum. Ben tıpkı bir kartal gibi gökte süzülmesini sağlarım bakın. Evet, çok güzel. Bana kalırsa artık uçurma sırası bende. Ama uçurtmayı daha ben uçurmadım. Ama bu benim uçurtmam. Yani yeğenimin uçurtması. Artık bana verir misin lütfen Mandy? Çatıda kaldı. Ay, sorun değil. Böyle bir şey herkesin başına gelebilir. Elbette o kadar yüksekten uçurtmayı indirebilirim. Beni izleyin. Merdiven kırıldı. İyi ama şimdi ben aşağı nasıl ineceğim? Gidip anneme yardım çağırmasını söyleyeceğim. Charlie, sonunda buradasın. Bir daha asla karaya ayak basamayacağımı düşünüyordum. Dikkat et yoksa çarpacağız. Dikkat et. Olamaz. Teknemin dümeni kırıldı. Geri dönemiyorum. Çünkü dümen çalışmıyor. O zaman yelkenini kullan. Olamaz. Yelkenimi kıyıda bırakmıştım. İki tekne de sürükleniyor şimdi. Buna dayanamayacağım. Yapabileceğimiz yalnızca bir şey var. Hemen itfaiyeci Sam'i arıyorum. Denize sorun mu var? Bir tane daha mı? Bu da nesi böyle? Norman, Dillis ve Charlie körfeze akıntıya kapılmış. Bekleyin. Ve itfaiye memuru Steel Flutter'ın çatısında mahsur kalmış. Olamaz. Kesin orada uçurtmasını uçurmaya çalışıyordu. Penny ile ben Venüs'ü alıp Neptün'ü götüreceğiz. Elvis, sen de Jüpiter'i alıp Flutter'ın evine gideceksin. Anlaşıldı efendim. Ne kadar güzel değil mi? Ve bıraktığı şu koca deliğe bir bakar mısın? Peki çürük bitkileri çapalayacak mısın baba? Çünkü sen demişti ki... Şimdi olmaz Mandy, çok meşgulüm. Çiçek ve sebze gösterisinin başlama vakti geldi artık. Şuna bir bakın. Üzgünüm muhteşem domates ama artık birincilik ödülünü kazanabileceğini sanmıyorum. Herkese tünaydın millet. Pekala. Benim domates bitkim nerede Elvis? Onu kurumaması için gölgelik bir yere koydum efendim. İyi düşünmüşsün Kritlington. Herkese merhaba. Tereotuyla hardalı nereye koyuyoruz Mike? Buraya koy lütfen Bronwyn. Acaba Sam seçmeleri ne zaman yapacak? Az önce itfaiye merkezindeki hortumları sarıyordu ama birazdan burada o olacaktır. Pekala, herkes toplansın. Çiçek ve sebze gösterisine hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim.
Bugünü hazırlamak için çok zaman harcadım ve gurur duyarak söylüyorum ki... Baba! Çürük bitkiler! Sözümü kesme Mandy. Gururla söylüyorum ki hepsi sıkı çalışmalarımın ve... Baba! Bak! Yangın çıktı! Buna inanamıyorum. İtfaiyeci Sam'i arayalım. Flatlarda çürük bitkiler alev mi almış? Yalnızca sen ve ben varız Sam. Diğerleri çiçek ve sebze gösterisine gitti. Ve biz de oraya gidiyoruz Penny. Geri çekilin millet. Bu işi profesyonellere bırakın. Sam ve Penny buraya geliyorlar. İşte geldiler bile. Acil durum daha. Bugün görevde olmaman çok kötü. Ama şu çapalama işini artık bitirmem gerekiyor. Sizi yeniden çağırdığımız için özür dileriz. Sorun değil. Burada bir mangal teli var. Ama söndürmek için üzerine bir kova dolusu su dökmüştüm. Sonradan böyle sorunlarla karşılaşmamak için iyice kontrol etmek gerekir. İtfaiye merkezine geri döner dönmez Elvis, Penny'ye limonlu ve ballı sıcak su hazırlamayı unutma. İyi fikir Branwyn. Deniz sanki bomboş baba. Şimdiye kadar tek bir balık bile tutamadık. O zaman şansımızı başka bir yerde deneyelim. Hey! Ben bir şey tuttum. Kocaman bir şey olmalı. Hadi hep birlikte asılın. Asılın! Baba! Pervaneye bir şey takıldı. Olamaz. Teknenin motoru bozuldu. Ben de balığımı kaçırdım. Yardım çağırmak zorundayım. Yine. Denizde acil durum mu var? Yine Jones ailesi. Jones ailesinin başı yine dertte. Charlie'nin teknesine mahsur kalmışlar. Hemen harekete geç Penny. Bunun üstesinden gelecek kadar iyi görünmüyorsun Penny. Onun yerine ben gidebilir miyim efendim? Üzgünüm Clinton ama burada uzman olan kişi Penny. Neptün'ü de yanına alması gerek. Bak, bu ilgilendiğim son acil durum olacak. Sonra doğruca eve gideceğim. Peki. Merkezi hiç bu kadar yoğun görmemiştim. Durum iyi değil radar. Burada bir dakika daha kalamayacağım. Bunu yapabilirsin Penny. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Bu hiç iyi değil. Herkesin hayatını tehlikeye atıyorum. Gerçekten çok üzgünüm efendim ama bu olayla başa çıkamayacak kadar hasta hissediyorum. Hemen Sam'i çağırmak zorundasınız efendim. Tamam Penny, olduğun yerden kıpırdama sakın. Hemen yardım gönderiyorum. Elvis, Tom'a helikopterle sahil kıyısına gelmesini söyle. Ben de hemen Sam'e haber vereyim. Anlaşıldı efendim. Sam! Evet efendim. Harika, ne kadar hızlısın. Sizden görev için emir bekliyorum efendim. Acil durum nedir?
Neden Neptün buraya gelmiyor? Bir terslik var. Neyin var Penny? Yaralandın mı? Hayır ama sanırım ateşim çıktı. Burası ateşlemek için harika bir yer, öyle değil mi? Umarım. Etrafta kimse yoktur. Yalnızca sen, ben ve fişek varız. Tehlikeli olmadığından emin misin Norman? Mandy, annem gibi konuşmaya başladın. Bu fişek insanları kurtarmak için yapılmışsa nasıl tehlikeli olabilir ki? Sanırım haklısın. Ne? Olamaz. İp sıkışmış olmalı. Evet. Kıpırdayamıyorum. Sakin ol Penny. Tek yapman gereken Tom'a haber vermek. Pekala Penny. Anlaşılan biraz daha sesli şekilde haber vermen gerekecek. İmdat! İmdat! Biri bana yardım etsin! Tek yapmam gereken bu düğmeye basmak ve... Hadi durma Mandy. Bas şuna. Hayır. Ha, demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Nedeni fişeği ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurunda değil, anladın mı? İmdat! Duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçurumun oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Ha, yukarıda! Bu Penny! İyi ki buradasınız çocuklar. Burada kaldım. Birimizin koşup yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mandy? Bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci sebebi vermeye gidecektik. Aferin sana ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mandy, onu yukarı bana doğru fırlatır mısın? Mandy! Tamam. Harika atıştı Mandy. Vay canına. Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? Nerede bu fişek? Fişek? Uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Tom, bir yardım fişeği görmüşsem uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. Yapamayacağım. Ucuz atlattım. Baba! Baba! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim ama buradan çıkamıyorum. Keşke kapıyı tamir etseymişim. Hemen itfaiyeci Sam'i aramamız gerek. Olamaz. Telefonumu evde unuttum. Buldum. Radarı oraya göndereceğiz. Gidip yardım çağır radar. Bilirsin işte. Mani nani. Mike'ı kurtarmak için. Sam haklıydı. Radar harika bir kurtarma köpeği. Bir çoban köpeği olmaya uygun değil. Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Norman'la Mandy'nin başı dertte mi? Radar,
radar flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radarı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a radarı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Ucuz atlattık. Bu koyunların acil durumla bilgisi var mı merak ediyorum Penny. Mandy ile Norman'ın nereye gittiklerini biliyor musun? Mandy kırlara gideceklerini söylemişti. Radar onu takip etmemizi istiyor. Ben ambulansı alacağım. Biri yaralanmış olabilir. Mike'ın kamyonu. Aferin radar, başardın oğlum. Mike, sen iyi misin? Evet, iyiyim Helen. Sadece dışarı çıkamıyorum. Kamyonun kapısı yine sıkıştı. Aa. Bilirsin. Hadi peşlerinden koş. İşte böyle. Çocuk oyuncağı gibi, gördün mü? Ha? Radar söylediklerini anlamıyor. Ona emir vermek gerekiyor Norman. Zaten vereceğim Mandy. Peşlerinden koş radar. Bilirsin işte, onları kurtar. Hayır, o tarafa gitme. Yakalayamayacağım. Ucuz atlattım. Baba! Baba! Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim ama buradan çıkamıyorum. Keşke kapıyı tamir etseymişim. Hemen itfaiyeci Sam'i aramamız gerek. Olamaz. Telefonumu evde unuttum. Buldum. Radarı oraya göndereceğiz. Gidip yardım çağır radar. Bilirsin işte. Mani nani. Mike'ı kurtarmak için. Sam haklıydı. Radar harika bir kurtarma köpeği. Bir çoban köpeği olmaya uygun değil. Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Norman'la Mandy'nin başı dertte mi? Radar flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radarı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a radarı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Sanırım başı dertte. Londra'nın büyük alevleri adına. İmdat! İmdat! Beni aşağı indirin! Dayan Mike! Merdiveni getirmem gerekiyor. Neler oldu? İmdat! İmdat! Merak etme. Onu yakaladım Sam. Harikaydın Trevor. Daha fazla dayanamayacağım Sam. Mike!
Mike! Mike! Oh, sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Gayet iyiyim. Sam'in sayesinde. İşte buna çok sevindim. Peki su sızıntısını tamir etmeyi başarabildin mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Hepsi bu kadar mı? Hayır. Elbette hepsi bu kadar değil. Mike'ın yalnızca bir fincan taze sıcak çaya ihtiyacı var. Eğer çay yapacaksan ben de bir bardak alabilirim Dilas. Ne? Olamaz. El frenini çekmeden bırakmış olmalıyım. Sakın kıpırdamayın. Harikaydın Sam. Günü kurtardın bir kez daha. İyi ki bugün izinliymişsin. Ah, çok güzel. Evet. Şunu izle. Heyecan sona erdi. Artık işe dönmeliyim. Evet. Ben de küçük işlerimi halletmek için yola koyulsam iyi olur. İmdat! Burada kaldım. Norman. Birinin başı daha dertte. İmdat! Anne! Ayaklarımı bir türlü oynatamıyorum. Olamaz. Şu yaptığına bir bakar mısın Norman? Çabuk kuruyan çimentoya saplanmış. Kuruması yalnızca birkaç dakika alır. Merak etme Norman. Seni oradan kurtaracağım. Norman Price. Söyler misin ben seninle nasıl başa çıkacağım? Özür dilerim anne. Tek istediğim bir parça huzur ve sessizlik. Bu ses yangın alarmına benziyor. Sanırım bu ses de spreyden geldi. Ay! Dükkana mı itfaiye merkezine haber vereyim? Dallas, dur. Asla yanan bir binaya girmeye çalışmamalısın. Merak etmesem ben eve gidip oradan telefon edebilirim. Benim merkeze geri dönüp yardım çağırmam çok daha hızlı olacaktır. Acele etsem? Merhaba itfaiyeci Sam. Ben de sana... Affedersin James. Acil bir durum var. Kaykayını birazdan getiririm. Vay canına. Merhaba. Sen burada ne arıyorsun ufaklık? Kayayı vurdun öyle mi? Yoksa bu seslenen annen mi? Merak etme. Sana yardım edeceğiz. Norman'ın aramızdaki yarışma birazcık bekleyebilir. Yardım çağırman gerek Norman. Sahilde bir balina buldum. Evet tabii. Ben de az önce bir deniz kızı yakaladım. Hadi kabul et Mandy. Bu kayalıkların en iyisi benim. Bu acele ne Mandy? Sahilde bir balina buldum Charlie. Ne? Gerçekten sahilde miydi? Deniz yükseldiği zaman yanlışlıkla karaya vurmuş olmalı. Onu ıslak tutmak ve bir şekilde yeniden denize ulaştırmak zorundayız. Ama çok, çok büyük. O zaman yardıma ihtiyacımız olacak. Hemen itfaiyeci Sam'i çağıracağım. Evet, pekala. Beğenirdin. Affedersin Trevor. Bir balina karaya mı vurmuş? Sahilde mi? Mandy sahilde bir balina bulunmuş. Hemen oraya gitseniz iyi olur. Bu iş için Venüs'e ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. Bizi takip eder misin Penny? Kesinlikle Sam. Acele etmemiz gerekiyor Elvis. O balinanın suda olması gerek. Sahilde uzanması değil, tamam mı? Affedersin Trevor ama bir itfaiyecinin görevi asla bitmez. Hatta tatilde bile olsa. Çok yazık. Ben de toplu fotoğrafınızı çekmek için sabırsızlanıyordum. Ama sanırım sizin birkaç fotoğrafınızı çekebilirim değil mi itfaiye memuru Steele? Sanırım birkaç fotoğraf çektirmekten bir şey çıkmaz. Acaba Mandy neler yakalayabildi? Tabii balinası hariç. Bir deniz yıldızı ve bir yengeç. Hepsi bu kadar mı? Köpek balığı! Sam geliyor. Çabuk ol Sam. Balinanın yardıma ihtiyacı var.
Sen devam et Penny. Aşağı insen daha iyi olacak. Yolu göstermedi. Umarım balinanın durumu iyidir. Anlaşıldı efendim. Eğitime başlamaya hazırız. Olamaz. Hayır. Yardım edin. Ben sıkışmış bir kapının ardında kalmış küçük bir çocuğum. Şey, pekala. Çocuğum yapmamız bağırıyor. Gereken ilk şey çocuğu şimdi sakinleştirmek. İmdat. Biri bana yani panik etsin. Yapmasına engel olmamız keşke gerekiyor. Anlatabildim mi? Gelse. Her şeyden önce çocuğu sakinleştirmeye İmdat. Çalışmamız gerek. İmdat. Affedersin sen ama edin. Seni duyamıyorum. Ben de duyamıyorum. İmdat. Nasıl gidiyor çocuklar? Çok iyiydiniz efendim. Ama biraz yüksek bağırmış olabilirsiniz. Ama ben zor durumda kalmış zavallı küçük bir çocuğum. Elbette bağıracağım. Şimdi mızmızlanmayı bırakın da beni kurtarmaya çalışın artık. Buldum. Ana vanadan suyu kapatmam gerekiyor. Evet, bakalım borunun vanası nerede? Su vanası üst kattaymış. Buldum. Boruyu bantla yapıştıracağım. Olamaz. Bantı elimden çıkartamıyorum. Suyu boşaltmak için şu kovayı kullanabilirim. Olamaz. Kapı kolunu daha önce tamir etmem gerekiyordu. Şimdi burada mahsur kaldım. Bir patates, iki patates, üç patates, dört, beş patates, altı patates ve yedi patates. Dört tanesi kızartma. Evet, harikaydın Dilis. Çok garip. Elvis'le büyük düetine hazırlanmak için Mike'ın şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. İsterseniz bir şarkı daha söyleyeyim. Belki de gidip Mike'a göz atsak daha iyi olur. Kilerdeki sızıntıyı tamir ediyordu. Oo! Sanırım sızıntı biraz artmış Bronwyn. Ama kapıyı açamayız. Mike'ın kapı kolunu tamir etmesi gerekiyordu. Bronwyn, sen misin? İmdat! Yardım edin! Kilerde Leon'la birlikte mahsur kaldım ve burası hızla suyla doluyor. Leon mu? Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Oo, şuna baksana. Gerçek bir ateşte kimse başa çıkamaz öyle değil mi? Anne! Affedersin. Hadi bu tarafa gelin Diriz. Benim barbekümle böyle sorunlar yaşamazsınız. Şunu izleyin. İşte bu kadar duman yok ve pişirmeye çoktan hazır. İşte bu çok daha iyi. Merak etmeyin, duman birazdan gidecektir. Bu kral karidesler nefis görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Merak etme dostum, karidesler birazdan pişmiş olacak. Bu koku da ne böyle? Sosisler. Gördün mü? Düzgün bir barbeküde pişen sosislerin kokusuyla bile başa çıkamazsın. Trevor. Belki de Pontypandy'nin barbekü şampiyonu sensin. Kral karideslerimin tadına kim bakmak ister? Güzelce piştiler ve yenmeye hazırlar. Ne kadar hızlısın Tom. Evet. Çok lezzetliler. Sosisler hazır. Vay canına. Bu gördüğünüz bir mutfak tüpü. Bazı barbekülerde kömür yerine gaz kullanılır ve o lezzetli kızartmalık sosisleri pişirirsiniz. Mutfak tüpünü ateşten uzak tutmanız gerekmiyor mu efendim? Çok haklısın Sam. Eğer tüp fazla ısınırsa patlayabilir. Barbeküye gitme vaktimiz daha gelmedi mi efendim? Evet. Pontypandy'nin barbekü şampiyonu kim? Buna karar vermek o kadar zor ki. Ben hala çok açım. Belki birazcık daha yesem iyi olur. Böylece hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verebilirim. Biz de yemek istiyoruz. Gerçekten çok acıktık. Merak etmeyin Bronwyn. Trevor sosislerini pişirene kadar size çoktan kral karidesleri pişiririm ben. Bunu göreceğiz bakalım. Şimdi gazı biraz daha açıyorum. Böylece daha hızlı pişirebilirim. Vay canına. Bu çok akıllıca bir şey. Akıllıca falan değil. Tek yapman gereken barbeküye biraz daha kömür eklemek. Böylece ben daha hızlı pişirebilirim.
Benim için hiç sorun değil. Ben de gaz açabilirim. Hem de en yükseğe. Ben de bütün kömürü tek seferde boşaltıyorum. O zaman sana pişirmeyi göstereceğim. Monty Pendy'nin barbekü şampiyonunun kim olduğunu birazdan göreceksin. Aa dostum, sanırım barbeküye gereğinden fazla kömür atmışsın. Olamaz! Hemen geri çekil Norman. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olacak. Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. Piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Umarım hepiniz bu sabahki dersi dikkatli dinlemişsinizdir. İçinde top oynamak konusunda sana ne söylemiştim Norman? Ama anne! Daha şimdiden brokollerimi dağıtıp turplarımı paramparça ettin. Hadi gidip parkta oyna. Tamam anne. Çabuk olun. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Telaşlanmanıza gerek yok bayanlar. Artık emin ellerdesiniz. Bu tür konularda yılların getirdiği bir deneyime sahibim ben. Harekete hazırım. Bu benim için söylenmiş. Artık marka indirmeye başlamamız gerekmiyor mu efendim? Ne? Evet. Kesinlikle. İtfaiye merdivenini yükseltmeye başla Penny. Önce Jüpiter'i sabitlememiz gerekmiyor mu efendim? Evet. Hemen sabitleyin. İşte bu harika. Ne? Ne? Olamaz. Kafam buraya sıkıştı. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen. İmdat! Biraz sola. Sağa doğru. Yukarı gelip yardım edeyim mi Sam? Gayet iyi idare edebiliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sakın endişelenme Mike. Seni köz açıp kapayıncaya kadar aşağı indirmiş oluruz. Nedense bu bana yıllar önce bir ağacın tepesinde mahsur kalan koyunu kurtardığım günü hatırlattı. Evet. Buradan geçiyordum ve onu işte bu halde gördüm. Kafanı hafifçe sağa sola çevirip çıkaramaz mısın canım? Daha önce denedim anne. Sorun kulakları. Norman, başın motosiklete binmiş bir maymundan daha büyük dertte. Bana kalırsa itfaiyeci Sam'i çağırma vaktimiz geldi. Evet, elbette bugün de kalın yeleğimi üstüme giymeyi unutmadım. Kapatmam gerek anne. Norman kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış. Biraz daha dayan Mike. Sakin ol. Telaş çok hız. Bu işi hemen halledeceğiz. Neler oluyor? Bir acil durum daha mı? Bir çocuk kafasını parmaklıklara mı sıkıştırmış? Merak etmeyin. Bu olayı tek başıma halledebilirim. Tabii burada kalmam gerekiyorsa... Hayır. Siz gidin efendim. Biz burayı halledebiliriz. Norman Price, eski kuyuda mahsur kalmış. Bir çocuk kuyuda mahsur kalmış, vadi yolunun orada. Acele etmelisin Sam, yanında yiyecek olmayabilir. Bizi aşağı indirmesi için desteği kullanamayız. Hala eğitim kulesinin tepesinde. Oradan almak çok uzun sürer. Anlaşılan kuyuya halatla inmen gerekecek Sam. Sana bol şans. Bakalım Norman, gücün tükenmesin. Sağ ol anne. Neredeyse geldik beni. Bakın sen geldin. Oğlumu kurtarsam, kurtaracağım de bana. Elbette kurtaracağım Deniz. Pekala Dini, şu halatı şu tabelaya bağla. Ben de Norman'a bakayım. Pekala Norman. Seni kurtarmak için halatla aşağı ineceğim.
Tamamdır Sam. Acele etme Sam. Oh, ne kadar da cesur. Bütün paralarım düştü. Onları boş ver şimdi Norman. Senin kuyuda ne işin vardı Norman? Özür dilerim anne. Yeni bir kaykay almak için yaş gününü bekleyemezdim. Kuyunun bozuk para dolu olduğunu duyunca o paralarla kaykay alırım demiştim. Aa, ne kadar sabırsız bir çocuksun Norman Price. Biliyorum. Özür dilerim. Ama kaykayımı çok seviyordum da ondan. Ben de bu yüzden sana bunu aldım. Teşekkür ederim Trevor. Tek bir şartla. Artık kuyuda oynamakta, annenin dükkanında kaykay kaymakta yok. Tamam peki, söz veriyorum. Hadi artık söylesene. Kuyuda ne için dilek tuttun Trevor Evans? Piknik için peynirli turşulu sandviç yapmış olmanı diledim. Yengeç ezmesini istememdi. Aa. Başarabilirsin Elvis. Hadi bakalım. Şu an duruyorum burada. Bakıyorum aşağıya. Sıkı tutacağım şapkamı. Olur da düşersem. Geldi yardım çağrısı. Sen hep sakin ve hızlı. Başın derde girince.